Merhaba değerli katılımcılar. İzmir Demokrasi Üniversitesi Çocuk Üniversitesi Uygulama Araştırma Merkezi'nin bir etkinliğiyle sizinle beraberiz. Bu üçüncü etkinliğimiz. İlk etkinliğimizde kim astronot olmak ister konusunu işledik. İkinci etkinliğimizde dijital oyun sanatını işledik. Bugün sizlerle genetiği değiştirilmiş, çok özür dilerim. Organizmalar. Organizmalarla beraber olacağız. Konuğumuz Profesör Doktor Kemal Melih Taşkın. İzninizle ben onu tanıtayım. Daha sonra sözü hocama vereyim. Profesör Doktor Kemal Melih Taşkın 1993 yılında Hacettepe Üniversitesi Biyoloji bölümünden mezun olduktan sonra Akdeniz Üniversitesi'nde biyoteknoloji alanında yüksek lisans yapmıştır. Doktor eğitimini TÜBİTAK British Council Chevening Scholarship bursu ile Akdeniz Üniversitesi ve BED Üniversitesi de tamamlamıştır. Ardından Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak göreve başlamıştır. Şu anda aynı üniversitede moleküler biyoloji ve genetik bölüm başkanı olarak biyoteknoloji alanında çalışmalarına devam etmektedir. Projeleri TÜBİTAK ve uluslararası kurumlar tarafından desteklenmektedir. Çalışma konuları arasında tohum gelişimi ve bitki kökenli değerli kimyasalların biyosentez mekanizmaları yer almaktadır. Şimdi sizi Melih hocamızla baş başa bırakıyorum. Sorularınızı iletmek isterseniz sağ tarafta bulunan soru cevap bölümüne yazabilirsiniz. Merhabalar. Öncelikle hoş geldiniz sunumuma. Bugün ben sizlerle genetiği değiştirilmiş organizmalar nedir konusunu konuşacağım. Tabii genetik aslında hepimizin ilgi alanına giren bir konu. Ama genetiği değiştirilmiş organizmaları da belki de GDO olarak tanıyorsunuz, çok sık duyuyorsunuz. Nedir, ne değildir? Bunu size anlatmaya çalışacağım. Evet. Öncelikle evet bakalım nelerden bahsedeceğim size. Tabii öncelikle bahsetmem gereken şey tarımın başlangıcı. Biliyorsunuz insanlar ne zaman ki göçebe hayattan vazgeçip yerleşik hayata geçtiler, tarımda onlar da birlikte son zamanlarında özellikle başlamış oldu. Aşağı yukarı bir 10 bin yıl öncesinden bahsediyoruz. Epey uzun bir süre tabii ki. O zamandır bu zamana kadar birçok canlı türünü etrafımızda bulunan canlı türünü, örneğin bitki türlerini ya da hayvan türlerini yabani atalardan yola çıkarak kültüre aldık. Ne demek istiyorum kültüre aldık derken tarımını yapmaya başladık. Yani sofralarımızda ürün olarak karşımıza gelecek hale getirmiş olduk onları. Günümüze bir baktığımızda aktif olarak tarımı yapılan yaklaşık 100 tane, 100'den fazla bitki türü hala devam ediyor bunlar. Ve bütün bu kültür, bitkiler aslında dünyanın çok önemli merkezlerinde, yerlerinde kültüre alındılar. Biraz da tarihçe. Kuzey ve Güney Amerika örneğin, domatesin, biberin, tütünün, pamuğun, mısırın ve patatesin geldiği yer aslında. Orta Doğu'ya baktığınızda hani siz haritayı şöyle bir hatırlayacak olursanız çavdar, yulaf, nohut köken aldığı yerler Orta Doğu, Orta Doğu. Pirinç, şeker, kamışı bu da Güney Doğu Asya'dan geliyor tahmin edebileceğiniz gibi. Soya fasulyesi var Güney Pasifik. Afrika'dan da ve Hindistan'dan da sorghumla darı geliyor. Tabii kültüre alma çok uzun zaman sürdü arkadaşlar. Biz kültüre alırken bitkileri doğal olarak aralarında işimize yarayacak olan bireyleri seçerek kültüre aldık, tarıma başladık onlarda. Ve bu işlem sırasında bitkilerin boyları değişti. Bakın boyları uzadı. Sürekli çiçek vermeye başladılar. Ve günün uzun ya da kısa olmasından daha bağımsız halde ürün üretmeye başladılar. Çok fazla sayıda meyve tutmaya başladılar. Ve meyveleri biliyorsunuz bir süre sonra meyveler ağaçların üzerinden, bitkilerin üzerinden düşüyor, kayboluyor. Buna da engel olmaya çalıştı tarımla uğraşan, bitkileri kültüre alan ıslahçı kişiler, onu söyleyebilirim.
Bazı bitkiler soğuk havaya ihtiyaç duyuyorlar çiçeklenmeden hemen önce. Bu ihtiyacı da yavaş yavaş kaldırmaya çalıştılar gibi çok farklı. Örneğin tohum sayısı artmış, burada bakın bir örnek var. Bu da çok önemli bir şey. Ne kadar çok tohum o kadar çok ürün demek. Ve doğal olarak bitkilerin kültüre alındıkça dış görünüşleri değişti. Şimdi size hiç tanıyamayacağınız bir bitki göstereceğim. Belki de burada bir bakacak olursanız eğer Mısır'ın yabani akrabası yer alıyor. Aslında Mısır, yani günümüzdeki Mısır, şu görmüş olduğunuz, sağ tarafta görmüş olduğunuz Mısır bitkisi sol taraftaki yabani akrabasından köken aldı. Buradakinde. İkisi arasındaki dış görünüş farkını görebiliyorsunuz. Ne kadar fark etmiş. Yani bu koçan, Mısır koçanın ilk hali, şu son hali. Tabii dediğim gibi size bu kültürü alma 1-2 yılda olmadı arkadaşlar. Yüzlerce yıl sürdü. 10 bin yıllık bir tarımdan bahsediyoruz. Çeltik, siz bunu pirinç diye tanıyorsunuz. Ürününe pirinç deniyor çünkü. Çeltiğin orijinal atası bu. Böyle gördüğünüz gibi biraz çok verimi yüksek bir bitki değil ama son hali bu. Gayet verimi yüksek. Domates. Köken aldığı bitkiyi görebiliyor musunuz bilmiyorum. Minnacık bir domates var orada. Meyvesi var. Ama şu anki hali gayet güzel. Etli etli kocaman. Benzer şekilde ayçiçeği. Ayçiçeğinden de biliyorsunuz yağ elde ediliyor. Çok önemli. Ayçiçeğinin ilkel uzak atası bu. Köken aldığı ata bu ama kendisi gayet iyi gelişmiş durumda. Haritayı ben size şöyle bir hatırlatayım diye getirdim. Burada dünyanın çeşitli gen bölgeleri var. Yani ne demek istiyorum? Dünyada kültürü, tarımı yapılan bitkilerin ilk olarak kültüre alındığı yerler. Türkiye'yi görüyorsunuz, Mezopotamya'yı, çok verimli bir bölge. Buğdayın ana kökeni, arpanın köken aldığı yer. Diğerlerinde de başka bitkiler var. Elbette ki bunlar da son derece önemli merkezler açıkçası. Evet. Peki kültüre alma sadece bitkilerin dış görünüşünü mü değiştirdi? Hayır. Kültüre alırken bitkilerin genetikleri de değişti. Genotip değişimleri genetiklerinin değiştiği anlamına geliyor. Burada arkadaşlar hangi genlerin değiştiği anlatılıyor bize. Biraz ayrıntılı bir slide bu. O yüzden bunun üzerinde çok fazla durmuyorum ama bu genler değişirken de genlerin yapılarında amino asit değişiklikleri, düzenleyici bölgelerinde değişiklikler gibi önemli değişiklikler oldu açıkçası. Peki daha sonra ne oldu? Melezlemeye gidelim. Tarımsal açıdan önemli, dış görünüşleri bizim için önemli, iyi özellikleri taşıyan bitkileri alıp biz melezledik. Melezleme bu anlama geliyor. Anne ve baba olarak seçilen bitkiler tozlaşma çalışmaları ile bu üstün özellikleri bir arada taşıyan yavru bireyler elde edildi. Böyle söyleyebilirim size. Şimdi burada tabii en önemli şey genetik çeşitlilik. Ne demek bu? Bitkinin sahip olduğu genlerin sayısının ve bu genlerin oluşturduğu ürünlerin üstün özellikte olması. Bunlar hep önemli şeyler. Bu konuda dikkate alarak melezlemeler, kendilemeler yapıldı. Ve iki farklı hat kullanıldığında, iki tane farklı bitki kullanıldığında, ikiden fazla genler kullanıldığında, bütün bunların kendi aralarında bir takım etkileşimleri olduğunu, genlerin bir genin diğerinin özelliğini tamamladığını ya da değiştirdiğini ya da örtücü etkisi olduğunu gösterebildiler. Sonra geri melezleme olayları var. Tüm bunlar ıslahın değişik aşamaları. Hani ben belki size bunlardan çok fazla ayrıntılı bahsetmemeliyim ama ileride bahsedeceğim konuları daha iyi anlayabilmeniz için kısaca size bundan da bahsediyorum. Biz melezleme yaptığımızda bitkinin size bahsettiğim genleri rastgele bir araya gelir. Yeni yavrular oluşur böylelikle. Rastgele yavrular, genler yavrularda bir araya geldikleri zaman da bunlar istediğiniz özelliklerin yanı sıra istemediğiniz özellikleri de taşıyabilir. İstemediğiniz bu özellikleri yine melezleme yoluyla yavaş yavaş bitkinin genetik yapısından çıkarabilirsiniz.
Melezleme yoluyla geri melezleme adı verilen bir teknik var. Bu teknikle anne bitkiden polen, baba bitkiden polen, anne bitkiden de pistil ya da pistil alınıyor. Bunlar üst üste konulduğunda yeni bir yavru oluşuyor orada. Peki hibrit tohum teknolojisine gelelim. Şimdi günümüzde siz en çok bunu tanıyorsunuz aslında. En çok bununla karşılaşıyorsunuz. Gidiyorsunuz pazara, koca koca mısırlar var. Allah çok güzel, dev gibiler. Nasıl oluşturuluyor bunlar? Bakın arkadaşlar, bunlar iki tane farklı. Burada B13, MO17 yazıyor mesela. İki tane farklı bireyin melezlenmesinden elde ediliyor. İki farklı bireyin yavrusu. Azman gibi görüyorsunuz. Melez azman. Yani buna öyle diyebilirsiniz. Bu iki bitki melezlendiğinde şu bitkideki işte koçandaki, bunlar mısır koçanı. Koçandaki mısırların sayısının fazla olması, bakın sayıca fazla. Bunun da boyu uzun. Bu iki özellik, koçanın boyunun uzun olması ve tane sayısının, tane sayısının fazla olmasını bir araya getirmek istiyorsanız, o zaman bu iki bitkiyi melezleyeceksiniz. Birinden polen alıp diğerinin pistiline koyacaksınız. Çok basit bir işlem, çok zor bir şey değil. Fakat sonuçta ortaya çıkan yavru, burada gördüğünüz gibi, hem uzun boylu hem de çok fazla sayıda tane içeriyor. Buna da hibrit diyorlar. İki tane farklı bireyin melezlenmesinden elde edildiği için hibrit adı veriliyor. Sonraki zamanlarda arkadaşlar, 1960'lı 70'li yıllarda ürün verimini arttıran inanılmaz güzel tarım yaklaşımları oldu. Bunlar gübreleme şekilleri, ilaçlamalar ve verimi yüksek varyetelerin, yani verimi yüksek bitki çeşitlerinin geliştirilmesi. Yatmaya dayanıklı bitkiler, bodur bitkiler mesela. Bu Norman Borlaug 1970'te Nobel Barış Ödülü aldı yaptığı çalışmalarla. Çok önemli bir bilim insanıydı. Üstün verimi yüksek bitkileri elde edip, şurada size bahsettiğim tarımsal yöntemleri geliştirerek bizim hizmetimize sundu. Sonrasında mutasyon ıslahı işin içerisine girdi. Biz bitkilerin genetik yapılarında melezleme yoluyla ya da seleksiyon yoluyla elde edemediğimiz sonuçları, örneğin hastalıklara direnç gibi, örneğin verim artışı gibi, örneğin yağ asitleri içeriğinin değiştirilmesi, meyve rengi gibi, çekirdeksiz meyve elde etmek, dikensiz bitki elde etmek gibi özellikleri elde edebilmek için arkadaşlar çok farklı yöntemler uygulamak zorunda kaldık. O da mutasyon. Mutasyon aslında bir bitkinin ya da bir organizmanın, bir canlının kalıtsal materyalinde meydana gelen kalıcı değişikliklere verilen isim. Dolayısıyla biz kendi isteğimizle bitkiler üzerinde laboratuvar şartlarında deneyler yaparak kimyasal ya da fiziksel mutasyona yol açan ajanlar kullanırsak genetik yapılarını değiştirebiliriz. Ki değiştirdiler. Bugün kullandığımız çeltik, yani pirinçler, keten tohumları, ayçiçeği, elmalar, armutlar, greyfurt, ananas gibi bitkilerin hepsi, burada bakın bir liste var. Mutasyon ıslahıyla elde edilmiş durumda. O kadar ki bunun veri tabanı var. Veri tabanına girdiğimizde hangi bitki çeşidinin ne tip bir mutasyonla elde edildiğini biz görebiliyoruz. Ve gayet güvenli bir şekilde de bunları değiştiriyoruz. Peki gelelim genetiği değiştirilmiş organizmalara. Asıl konumuz bu. Şimdi genetiği değiştirilmiş organizma nedir? Bununla ilgili yasal mevzuatlar var elbette. Ve bu yasal mevzuatlarda da tanımlamalar var. Farklı ülkelerde de yasal mevzuatlar birbirlerinden farklı olabiliyor. Örneğin Avrupa Birliği'nde farklı, Türkiye'de biraz daha farklı olabiliyor. Tanımlamalar da birbirinden farklı olabiliyor. Aşağı yukarı aynı anlama geliyor ama bir canlı türüne başka bir canlı türünden gen aktarılması veya mevcut genetik yapıya müdahale edilmesi yoluyla yeni genetik özellikler kazandırılan organizmalar diye geçiyor. Ne demek istiyoruz? Gen nedirle başlayabiliriz belki. Şimdi hatırlarsanız hücrelerimiz var. Hücrelerimizin içerisinde organeller var. En önemli organellerimizden biri elbette ki
hücrenin çekirdeği. Neden? Çünkü kalıtsal materyali taşıyor. Kalıtsal materyal de biliyorsunuz kromozomlarımızdan, yani DNA'dan oluşuyor. Bizim hücrelerimizde 23 çift kromozom var. Bunların da bakın yapısı burada göründüğü gibi. Ama içine baktığınızda bu DNA zincirlerinde nükleotit bazlarını görüyorsunuz. Daha böyle bir ayrıntılı bakacak olursanız iki tane zincir var ve nükleotit bazlarından oluşuyor. Bazlar ucuca eklenmiş durumda ve burada gördüğünüz gibi sarmal bir yapı oluşturmuş durumda. Şimdi eğer buradaki nükleotitlerin rastgele mi yerleştiğini, sıralandığını ya da son derece özel bir dizilişe mi sahip olduğunu merak ediyorsunuz. Ben size kısaca söyleyeyim. Son derece özel bir dizilişe sahipler. Oradaki nükleotitler, 4 tane nükleotitimiz var. Adenin, guanin, sitozin, timin. Bunları siz biliyorsunuz, duymuşsunuzdur. DNA'nın yapısında şeker de var, fosfat da var. Size bahsettiğim bazlar adenin, guanin, sitozin, timin var. Karşılıklı eşleşmiş durumdalar. Bunların sıralanışları arkadaşlar bakın burada bir tane size örnek veriyorum. A, A, T, G, G, C diye gidiyor. Karşı zincirinde de bunu tamamlayan başka bir zincir var. İki zincirden oluşuyor çünkü. Örneğin adenin her zaman timinle, guanin her zaman sitozinle eşleşiyor zaten. İkinci bir zincir oluşturabilirsiniz. Şimdi bu nükleotit dizilişleri rastgele değil. Bu nükleotit dizilişlerinin her birinin bir anlamı var. Ve her birinin bir görevi var. Bu nükleotit dizilişlerinin sahip göreve sahipse mutlaka o bölgeden, o nükleotitlerden ya bir RNA sentezleniyor ya da bir protein sentezleniyor arkadaşlar. Dolayısıyla DNA'mızın içerisinde özel bir dizilişe sahip olan ve hem ya protein ya da RNA sentezinden sorumlu olan DNA bölgelerine biz gen diyoruz. Çok farklı tanımları olabilir genin ama en çok bilinen, en çok belki de basitçe anlatılabilecek, kısaca anlatılabilecek tanımı bu arkadaşlar. Peki, biz genetik değişiklik yapabilir miyiz? Evet, elbette. Genetik değişiklikler her zaman oluyor zaten hücrelerimizde. Ama genetik değişikliklere karşı hücrelerimizdeki sistemleri koruyan mekanizmalar da var. Yani tamir mekanizmaları var. Şimdi bir organizmanın genetik dizilişinde biz istediğimiz, arzu ettiğimiz bir organizmadan bir geni alıp, elde edip, laboratuvar şartları altında genleri sentezleyebiliyorsunuz. Başka bir organizmadan aldığımız geni laboratuvar şartlarında sentezledikten sonra farklı bir organizmanın kalıtsal materyalinin yani DNA'sının içerisine aktarabiliyoruz, yerleştirebiliyoruz. İşte buna genetik değişiklik deniyor. Sonuçta mevcut DNA dizilişlerinde bir değişiklik meydana geliyor. Daha önceden hiç var olmayan bir özellik ortaya çıkmış oluyor. Bakalım ne demek istiyorum ben? Bakın şimdi burada bir DNA parçası var. Bu DNA parçasında laboratuvar ortamlarında enzimler kullanarak belli bir bölgeyi kesip alabiliyorsunuz. Aldınız bu parçayı tamamen farklı bir organizmanın kalıtsal materyalinin DNA'sının içerisine aktarabiliyorsunuz. İşte oluşan bu yapıya genetik değişiklik deniyor arkadaşlar. DNA'nın bir organizmadan başka bir organizmadan aktarılmasına da transfer deniliyor. Transfer denildiği için trans kelimesi aktarmak demek. Gen aktarıldığı için burada da arkadaşlar transgen deniliyor. Yani aktarılmış gen. Kısacası anlatabilirim, söyleyebilirim bunu. Peki ne yaptılar? İnsanlar bunları nasıl keşfettiler? Nasıl insanlar bunları kullanmaya başladılar? Günümüzde biliyorsunuz bu artık günlük hayatımızın bir parçası haline geldi. Transgenik DNA'lar, rekombinant DNA'lar. Neden?
Çünkü ilaç geliştirdi insanlar, insülin. Şeker hastalarını duymuşsunuzdur. Bu insanlarda insülin senteziyle insülin bir hormon ve bu hormon şeker moleküllerinin hücrenin içerisine girmesinden sorumlu. Bazı insanlar, şeker hastası insanlar insülin sentezleyemiyorlar. Dolayısıyla sıkıntı yaşıyorlar. Peki nasıl bir tedavi yöntemi var günümüzde? Dışarıdan insülin veriliyor. Peki insülin nasıl üretiliyor? Bu hormon nasıl üretiliyor? Bu hormon arkadaşlar insan pankreas hücresinin içerisinden genini almışlar. Bir bakteri içerisine taşıyıcı bir molekülle vermişler. Bakın bakteriden bir taşıyıcı molekül elde edilmiş. İnsan pankreas hücresinden alınan insülin geni birleştirilmiş ve direkt olarak bakterinin içerisine aktarılmış. Bakteriler biliyorsunuz mikroorganizmalar, onlar gözle görülmüyorlar. Çok hızlı çoğalıyorlar. Size bahsettiğim bakteriler buradakiler tabii ki endüstride kullanılan, sanayide kullanılan, fabrikalarda kullanılan yararlı bakteriler. Yani laboratuvar koşulları altında kullanılan bakteriler. Bunlar arkadaşlar sizin istediğiniz insülini sentezliyor. Siz insülini izole ediyorsunuz, şişeleyip hastalara tedavi olmaları için veriyorsunuz. Biz bu tür genetik değişiklik çalışmalarını birçok deneysel amaçlarla yapabiliyoruz. Yani sadece tarım ürünlerinde yok bu genetik değişiklikler arkadaşlar. Size söylediğim gibi ilaç, aşı gibi ürünlerde de var. Çevre kirliliğini tespit edip iyileştirmek için yapılıyor. Malzeme üretmek için yapılıyor. Çok farklı amaçlarla genetik değişiklikler biliniyor. Size az önce anlattığım hikayenin daha ayrıntılı gösterilişi. Yine insan hücresinden hormonu sentezleyen geni alıp bakteri hücresindeki plazmite koyup bir taşıyıcı moleküle koyup rekombinant plazmite elde edip bunu hücrelere verdiğimizde proteini elde edebiliyorsunuz. Peki başka nerede var? Örneğin peynir mayasında var. Peynir mayasında kullanılan Remit adı verilen enzimde arkadaşlar bir rekombinant DNA ürünü. Evet. Peki genetiğini değiştirmiş olduk o bir organizmanın. Burada gördüğünüz gibi ya bakterinin genetiğini değiştirir ya da mayanın genetiğini değiştirir. Bitkilerin de genetiğini değiştirebiliriz. Şimdi size bir şekil koydum. Burada daha önce de göstermiştim. Mısır'ın ilk akraba, ilk köken aldığı organizma. Bu bitkiden zamanla ıslah yoluyla gördüğünüz mısır elde edilmiş. Yani bu arkadaşlar bakın 500 yıl kadar sürmüş. Şu koçanı görüyorsunuz. Bu ilk hali 7000 yıl öncesinde bulunan örneklerde yabani akrabasının mısırın bu olduğu biliniyor. Islah yapa 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 500 yıl sonrasında şu anki mısırın hali bu. Dediğim gibi sadece görüntüsü değil, genleri de değişmiş oluyor. Dolayısıyla biz ıslah yaptıkça genlerini de değiştirmiş oluyoruz. Yani genetik değişiklik de yapmış oluyoruz aslında. Peki sizin, bilemiyorum, sevip sevmediğiniz ama bazıları çok sevebilir, bazıları da sevmeyebilir. Karnabahar, brokoli, kıvırcık lahana, Brüksel lahanası gibi bitkiler. Bunlar da aslında sonradan doku kültürü adı verilen teknikler kullanılarak elde edilen bitkiler. Onların ataları şurada gördüğünüz bir yabani hardal türü. Yabani hardal türü. Bu yabani hardal türünden arkadaşlar size bahsettiğim, henüz çok da ayrıntısına girmedim ama doku kültürü adı verilen teknikler kullanılarak yani bitkilerin dokularını, küçük yaprak parçalarını, küçük kök parçalarını alıp suni besin ortamlarında yetiştirebiliyorsunuz. Tam bir bitkicik elde edebiliyorsunuz. Bunları yaparken genetik yapılarına müdahaleler yapıldığında yeni bitkiler elde ediliyor. Burada gördüğünüz gibi karnabahar, yani bundan belki bir 30-40 yıl önce hiç yoktu. Tam tarihini şimdi hatırlayamıyorum ama sonradan ortaya çıkan brokoli gibi bitkilerin hepsi aslında, ürünlerin hepsi genetik yapıda meydana gelen değişikliklerle ortaya çıktı. Evet, burada çeşitli türlerini görüyorsunuz. Farklı türleri var.
Peki acaba biz istenilen özellikteki genleri bitkilere tek başına sadece bir geni aktarsak, melezleme yaparak hepsini değil, tek bir geni aktarabilir miyiz? Evet, bunu da yapabilen yöntemler var. Burada arkadaşlar tek bir genin aktarımı için laboratuvar koşullarında kontrollü deneyler yapmanız gerekiyor ve moleküler biyoloji, moleküler genetik bilgilerinizin süper olması gerekiyor. Çok zor değil. Yeterli bilgilere ulaştığınızda bunları yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Biz DNA'yı izole ediyoruz her türlü organizmadan. Hücresinden çıkarabiliyoruz DNA'yı bulunduğu yerden. Sahip olduğu nükleotitlerin dizilişlerini ortaya çıkarabiliyoruz. Çıkardıktan sonra nasıl bir değişiklik yapmamız gerekir buna karar verip bu değişikliği yaptıktan sonra da bitkiye aktarıyoruz. Bu değişikliği nasıl yapacağımıza karar verdikten sonra da bitkiye aktarmak için farklı yöntemler kullanıyoruz. Örneğin Agrobacterium tumefaciens diye bir bakteri var ya da partikül bombardıman adı verilen bir yöntem var. Bunlar çok eğlenceli, neşeli yöntemler. Örneğin biyolojistik partikül bombardıman yöntemi. Burada istediğiniz DNA parçasını çok küçük, gözle görülemeyecek kadar küçük altın ya da tungsten kürecikleriyle kaplıyorsunuz. Kapladıktan sonra da resmen bir tabancanın içerisine koyup hedefinize bitki yapraklarını ya da dokularını alıyorsunuz. Amacınız kürecikleri mermi gibi kullanarak, hızlandırarak hücrelerin içerisine göndermek. Eğer bir tabancanın içerisine koyup bu kürecikleri hızlandırıp bitki ve hücrelerin içerisine gönderirseniz bu DNA parçaları, şurada bir bitki hücresi var bakın, hemen kalıtsal materyallerin içerisine katılabiliyor. Agrobakter adını verdiğim yöntem ise bu bir bakteri patojeni. Bitkilerde hastalık yapan bir bakteri aslında. Patojen deniliyor bunlara biliyorsunuz. Bu bir çok enteresan bir patojen ya da bakteri türü, hastalık yapan bakteri türü bitkilerde. Çünkü bitkileri enfekte değil, hasta ettiği zaman dokularını değiştiriyor, tümör oluşturuyor. Tümör biliyorsunuz böyle kontrolsüz hücre bölünmesiyle meydana çıkan, ortaya çıkan dokular. Kontrolsüz bölünmeler var, bundan hiçbir şey organize olamıyorlar. Ve tamamen kaba kocaman yapılar meydana getiriyorlar. Agrobakteriumun bu tümörleri nasıl oluşturduğu araştırılınca aslında bilim insanları şunu fark ediyorlar. Agrobakterium sahip olduğu DNA parçasını bitkilerin hücresinin içerisine gönderiyor. Bitkilerin genetiğini değiştiriyor yani. Çok akıllı bir bakteri. Bitkilerle çok güzel anlaşmış evrim süreçleri, mekanizmaları sırasında böyle bir yol bulmuş kendine. Bitki hücresine kendi genlerini, kendi DNA parçalarını, kendi genlerini gönderiyor. Genetiği değiştirilmiş bitki hücresi oluşturuyor. Amacı ne? Bitki hücrelerinin kendisine besin maddesi üretmesi. Bitki hücrelerini kendisini beslemek için kullanıyor yani. Böyle küçük küçük şeker, amino asit türevi moleküller üretmeye başlıyor bitkiler. Bakteri de buradan besleniyor, büyüdükçe büyüyor. Oradaki gördüğünüz tümörleri oluşturuyor. Tümör aslında bu size anlattığım genetiği değiştirmiş bitki elde etme yöntemlerinde arzu edilen bir şey değil. Tümörler dediğim gibi arka arkaya sürekli bölünen, kontrolsüz bölünen ve hiçbir zaman da tam bir bitkiciye dönüşmeyen dokular oluşturuyor. Bunu istemiyoruz biz. Agrobakteriumun bu gen aktarma, DNA parçasını, bitkinin genomuna aktarma özelliği bilim insanları tarafından düzenlendi ve tümör yapmayacak şekilde hale getirilerek, tümör yapmayacak hale getirilerek sadece İstenilen DNA parçasını bitkinin hücresinin içerisine, DNA'sının içerisine yerleştirecek şekilde bir yöntem geliştirdiler. Burada o yöntem görülüyor aslında. Bakteriyle bitki hücresini bir araya getiriyorsunuz
bakteri DNA parçasını hemen bitkinin içerisine aktarıyor. Aktardıktan sonra da size bahsettiğim suni besi ortamlarında hücreleri çoğaltıyorsunuz. Her bir bitki hücresi burada arkadaşlar böyle bir özellikleri var. Üstün bir özellik bu gerçekten. Tam bir bitkicik oluşturabiliyor. Yeter ki yeterli besini verin. Yeterli büyümesi için gerekli olan düzenleyicileri, hormonları verin. Tek bir bitki hücresinden kocaman bir bitki elde edebiliyorsunuz. Eğer bu tek bir hücrede genetiği değiştirilmişse bütün bitki de genetiği değiştirilmiş oluyor. Peki ne tip bitkiler elde ediyorlar? Bunlar tarlada yetiştirildiğinde pestlere dayanıklı bitkiler elde. Ne demek bu? Şimdi tarlada biliyorsunuz bitkileri yetiştirmeye kalktığınızda böceklere karşı hassas durumdalar. Böcekler gelip onların üzerinden beslenebilir. Şimdi tabii ki siz eğer genetiğini değiştirip bitkinin böceklere karşı dayanıklı hale getirirseniz böcekler bitkilerin üzerinden beslenir. Niye bitkilerin üzerinden beslenmeleri istenmiyor? Çünkü verimi düşürüyorlar. Yani ürün verimi azalıyor. Bu yüzden dolayı. Bir de yabancı otlar var. Tarlada bitkinizi yetiştiriyorsunuz. Yabancı otlar oh, almış başını yürümüş. Sizin bitkiler görünmüyor bile. Onları da öldürmek için yine kimyasal kullanıyorlar ama her bir kimyasalların bu kullanılan kimyasalların tarlada yetiştirmek istediğiniz bitkiye de zararı var. Bu etkiyi oradan kaldırabilmek için kimyasalları herbisitlere karşı dayanıklı bitkiler de elde edilmiş durumdalar. Tabii ki biz kuraklık var, iklim değişikliği var. Bunlara karşı da yine dirençli bitkiler geliştirmeye çalışıyorlar. Bazen de bitkilerin genetik yapısına vitamin ya da mineral gibi katkı maddelerini ekleyecek genleri ekliyorlar. Bütün bunlar gayet güzel bir şekilde size bahsettiğim genetiği değiştirilmiş yöntemleri de yapılabiliyor. Bakın burada geleneksel bir menezleme yöntemi var. İki tane inekcağız menezlendiğinde 25 bin tane gen yaklaşık karışmış oluyor. İki tane mısırı menezlediğinizde yaklaşık 45 bin tane gen var. Çok sayıda genler bunlar görüyorsunuz. O kadar çok ki. Ya bütün burada özellikler birbirine karışmış oluyor ama biz istediğimiz özellikleri tek başına hani istemediğimiz diğer genlerin menezlerden arındırılabilmesi için geriye menezleme yapmamız gerekiyor. Yıllarca, yıllarca geriye menezleme yapmak yerine tek bir adımda da istediğiniz diğer yabancı geni bitkinin içerisine gönderebilirsiniz. Tek bir gen girmiş olur. Agrobakteryum bakın bu bakteri sahip olduğu DNA parçası bu. Bitkiyle böyle yakın mesafeye geldiklerinde DNA parçası bitkinin genomunu aktarabiliyor. Biz laboratuvarda bu işi tekrarlayabiliyoruz dediğim gibi. Ve herhangi bir istenilen yabancı gen bitkinin genomuna girebiliyor. Ve oradan da istediğiniz özelliği taşıyor. Peki bu genetik modifikasyonlarla hangi özellikler kazandırıldı? Hangi bitkiler de var? Ondan bahsedeyim. Pamuk da var, şeker pancarın da var, soya da var, mısır da var, kanola da var, papaya da var, yonca da var. Ve bu sayı gitgide artıyor aslında bakacak olursanız. En fazla zararlı böceklere karşı dayanıklılık özelliği arttırılmış durumda. Ve de yabancı otlara karşı dirençlilik arttırılmış durumda. Vitamin eldesi var. Dünyada ekimi yapılan, genetiği değiştirilmiş bitki ekimi yapılan alan sayısı gitgide artıyor. Soya ve mısırın başta olduğunu görüyorsunuz. Onların üretim alanları bayağı çok. Ve burada daha da yeni bir şey var, slide var. Burada soya özellikle çok önemli. Bakın hayvan yemi olarak kullanılıyor çünkü. Hangi ülkeler en fazla üretiyor? Amerika Birleşik Devletleri, Brezilya, Arjantin, Paraguay, Kanada, Uruguay, Bolivya gibi gidiyor. Bakın mısır var, pamuk var, kanola var, alfalfa var. Bu yem için kullanılan bir bitki. Siz belki duymamışsınızdır bunu. Ama burada gördüğünüz gibi çok farklı ülkelerde bütün bunlar üretiliyor. Ve hangi dünyanın haritasına baktığınızda hangi ülkelerde genetiği değiştirmiş bitki üretiliyor? Burada çok net bir şey var. Türkiye'de üretilmiyor. Türkiye'de genetiği değiştirmiş bitkilerin tarlada yetiştirilmesi biyogüvenlik kanunu çerçevesinde yasaklanmış durumda. İzin
verilmiyor. Dolayısıyla bizim sofralarımızda genetiği değiştirilmiş bitkilerle ilgili ürünlerin de izne tabi ve izin alması gerekiyor eğer çıkabilmesi için, ama tarlalarda asla genetiği değiştirilmiş bitkiler ülkemizde yetiştirilmiyor. Bu çok önemli bir konu. Belki bunu soracaktınız ama ben size çoktan söylemiş oldum. Peki acaba bu bitkilerle ilgili tartışmalar var mı? Güvenliler mi, değiller mi? İnsan ve hayvan sağlığı üzerine etkileri var mı, yok mu? Çevre sağlığı üzerine etkileri var mı? Ekonomik etkileri nelerdir? Bütün bunlar arkadaşlar tek tek bilim insanları tarafından ayrıntılı raporlar hazırlanarak inceleniyor. Her bir genetiği değiştirilmiş bitki ya da organizma tek başına inceleniyor. Bütün o dosyalarda örneğin eklenen DNA parçasının tüketimi güvenilir mi? Eklenen DNA parçasından oluşan ürün, protein ya da RNA güvenilir mi? Bunun beklenen ya da beklenmeyen bir etkisi olabilir mi? Toksitesi olabilir mi? Toksik olabilir mi? Yani o gıdayı aldığınızda, insan ya da hayvan aldığında hücrelerine zarar verir mi? Bunu soruyoruz toksitesinde. Alerjiye sebep olabilir mi? Bunlar soruluyor. Sindirim sisteminde bağırsaklarımızda örneğin sindirilebiliniyor mu? Ve bütün bu genetiği değiştirilmiş organizmalardan elde edilen ürünlerin hayvan modellerinde testleri yapılıyor. Bilinen alerjenlere benziyor mu, benzemiyor mu, bunlara bakılıyor. Tek tek cevap veriliyor. Eğer bu sorulara tek tek pozitif cevap, olumlu cevap verirse bir ürün, zararı yoktur, zararı yoktur diye, o zaman piyasaya çıkabiliyor. Bazen şöyle sorular da geliyor. Biz genetiği değiştirilmiş bitki yersek aldığımız DNA parçası bizim hücrelerimizdeki DNA parçasını değiştirir mi? Hücresinin içerisine girer mi? Aslında her gün biz çok fazla sayıda yani gram boyutlarında DNA yiyoruz. Her türlü besinden, salatalardan, sebzelerden, meyvelerden, etten, hayvansal ya da bitkisel ürünlerden kaynaklanan diyetlerde biz çok sayıda DNA yiyoruz. DNA'yı yiyoruz, bağırsaklarımızda sindiriliyor. Ve eğer bugüne kadar bir sıkıntı yaşamış olsaydık DNA'mızın yapısı çok değişmiş olurdu. Zaten öyle bir şey yok. Bağırsaklarımız parçalıyor çünkü bunları. Toksik etkinin olup olmadığı testler, deneyler yapılıyor, hayvan deneyleri dediğim gibi. Bütün bunlar bazen trans yani GDO ile ilgili hastalığa sebep olduğuna ya da kansere sebep olduğuna dair bazı açıklamalar görülüyor. Fakat hangi ürünün hastalığa sebep olduğu ya da olmadığı deneysel olarak tek tek belirleniyor. Bugüne kadar belirlenmiş, kansere sebep olduğu belirlenen genetiği değiştirmiş bir ürün yok. Bazı haberler biraz güvenilir değil. Bunu söyleyebilirim size. Çok fazla testler var. Çok fazla dikkat edilmesi gereken konular var. Hani bunlarla ilgili belki sizinle ayrıca da konuşabiliriz. Ama dediğim gibi antibiyotikleri direnç kazanır mı aktarılan genler? Bununla ilgili de maalesef ki yani daha doğrusu hiçbir bilimsel kanıt ortaya çıkmadı. Dolayısıyla bizim herhangi bir genetiği değiştirilmiş ürünün piyasaya çıkmadan önce bütün bu testleri geçmesi gerekir. Bütün bu testleri geçtikten sonra da bizim için güvenli olup olmadığı ortaya çıkıyor. Risk analizleri yapılıyor. Güvenli olup güvenli görüldüğü takdirde piyasaya çıktığı için de bu organizmalarla ilgili bizim herhangi bir şeyimiz yok. Korkumuz yok açıkçası. Endişemiz yok. Proteinler toksik midir sorusu da soruluyor örneğin. Eğer bir genetiği değiştirmiş bir organizmada farklı bir protein sentezleniyorsa ve bu toksik olabilir mi, olamaz mı? Bununla ilgili testlerde hayvan denemeleri
yapılıyor. Dolayısıyla bunların da çok büyük bir sıkıntısı yok. Bu tür endişeler de yok. Ne kadar güvenilir olduğuna da bakılıyor. Alerjen olup olmadığına da bakılıyor. Eğer toksin bilinmeyen bir kaynaktan sentezlenen toksin proteinleri midir, değil midir bunu biliyorsanız zaten sıkıntı yok. Güvenli bir kullanım hikayesi var mı? Evet. Amino asit dizilimi bilinen toksinlere benziyor mu? Hayır gibi. Bu şekilde gidiyor arkadaşlar. Çok farklı bitkiler var. Örneğin böceklere dirençten bahsetmiştim. Orada böceklere direnç sağlanabilmesi için kraygenleri var. Kraygenleri bitkilere aktarılmış durumda. Kraygenleri sadece o bitkilerle beslenen larvalara karşı etkili. Diğer hiçbir organizmaya, insan da dahil olmak üzere etkili değil. Bu genler çünkü toksin üretiyor. İnsan için son derece sağlıklı ama onlarla beslenen böcekler için değil. Dediğim gibi bazı kimyasallara karşı, yabancı otlara karşı kullanılan kimyasallar için, herbisitler için bir gen aktarılmış durumda. Bunların da bir zararı yok. Çok az miktardalar. Tıbbi amaçlı GDO'lu organizmalar var. Biyoizleme amaçlı var. Malzeme amaçlı genetiği değiştirmiş organizmalar var. Burada mesela örümcekten alınan A proteinlerinden birini geni izole edip buradan siz bitkide proteini üretebilirsiniz. Son derece dayanıklı materyal elde edilmiş durumda. Evet, çok da kısaca size bahsetmek istediğim başka bir yöntem var. Günümüzde artık bitkilerin genetik yapısına dışarıdan DNA parçası aktarmak, farklı bir organizmadan gen aktarmak yerine sadece genetik yapıda tek bir bölgeye, tek bir noktaya müdahale edebilecek yeni yöntemler çıktı. CRISPR-Cas9 diye bir yöntem bu. Genetik düzenleme, gen düzenleme yöntemleri. Geçen yıl Nobel ödülü aldı iki kadın araştırmacı yaptıkları bu çalışmalarla. Yakın bir zamanda genetiği değiştirmiş bitkiler değil ama daha çok genetiği düzenlenmiş bitkilerden belki bahsedeceğiz. Çok önemli bir teknik. İnsanlar için de çok başarılı bir şekilde kullanılıyor. Örneğin genetik hastalıkların tedavisinde kullanılmaya başlandı. Yeni yeni tedavi yöntemleri için çığır açtı. Biz CRISPR-Cas9 adı verilen düzenleme yöntemleriyle tek bir DNA bölgesine müdahale edebiliyoruz ve orada istediğimiz DNA değişikliğini yapabiliyoruz. Tüm bunların çok fazla ayrıntısı var ama ben size tüm bu ayrıntılardan vaktim yetmediği için bahsedemiyorum. Belki başka bir konuşmada, başka bir zaman, başka bir konuşmada uzun uzun bahsedebilirim. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Şimdilik benim anlatacaklarım bunlar. Eğer sorusu olan varsa onları alabilirim. Değerli hocam, bu güzel bilgi dolu sunumunuz için biz de size çok teşekkür ederiz. Rica ederim. İzleyicilerimiz sorularını yazmış. İstiyorsanız ben size ileteyim buradan. Lütfen. Güzel Yalı Ortaokulu'ndan Aysu Gencel, bitkileri melezlemenin olumsuz etkileri var mıdır diye soruyor size. Evet, şimdi çok güzel bir soru. Aysucuğum çok teşekkür ederim. Tabii biz melezlediğimiz zaman bitkileri istediğimiz mesele şu, üstün özellikleri bir araya getirmek. Üstün özellikleri bir araya getirirken istenmeyen bazı özellikler de bir araya geliyor ve bunları yeniden ayıklayabilmek için, istenmeyen özellikleri ayıklayabilmek için epey zaman geçmesi gerekiyor. Tekrar geri melezleme yapman gerekiyor. Bu biraz zaman alıyor, biraz kayıplara yol açıyor. Onun dışında bazen şey olabilir, hani kalıtsal materyal daha önce var olmayan bir DNA yapısı gen yapısına dönüşebilir ve istenmeyen bir özellik anlatıma uğramaya başlayabilir. Alerjik bir protein ortaya çıkabilir. Evet, bunlar olabilir yani. Bunları göz önünde tutmak lazım. Teşekkür ediyoruz.
Konak Bilsem'den Nilsu Gencel genç çıkartmada yapılıyor mu diye sormuş hocam. Gen çıkarmada yapılabiliniyor mu? Yanlış mı anladım soruyu Evet, yoksa? doğrudur hocam. Çok doğru. Evet, çok güzel bir soru Nilsu. Çok teşekkür ederim bu soruyu sorduğun için. Şimdi daha önce bahsettiğim CRISPR-Cas9 adı verilen genom düzenleme yeni çıkan teknik yöntemini kullanarak evet arzu edilmeyen DNA parçaları da başka DNA parçalarıyla yer değiştirilebiliniyor. Teşekkür. Yapılabiliniyor. Evet, gen çıkarma işlemi de daha da farklı yöntemler var. Yapılabiliniyor. Teşekkür ederiz. Size bir soru var hocam. Yine Güzel Yalı Ortaokulu'ndan Aysu Gencel'in. Sizin laboratuvarınız var mı? Neler yapıyorsunuz? Teşekkür ederim tekrardan. Evet, benim kendime ait bir laboratuvarım var. Bu laboratuvarda biz daha çok bitkilerin genetiğiyle ilgileniyoruz. Ve bitkilerin sahip olduğu değerli kimyasalları nasıl, örneğin zeytin bitkisini hemen örnek verebilirim. Zeytinyağını hepiniz biliyorsunuz, içerisinde çok değerli kimyasallar ve moleküller var. Bu moleküller nasıl sentezleniyor? Hangi genler bu moleküllerin sentezinden sorumlu ve biz daha üstün özellikle bitkiler nasıl elde ederiz? Bunların üzerine çalışmalarımız var. Bir de tohum nasıl gelişiyor? Şu tohum son derece önemli bir konu. Tohum olmadan biz bitki yetiştiremiyoruz. Yani zorlanıyoruz daha doğrusu. Ya da bazı tohumları direkt olarak besin, gıda olarak kullanıyoruz. Örneğin buğdayda olduğu gibi. Tohum gelişimini kontrol eden genetik yapıları inceliyoruz ayrıca. Genlerin yapısını inceliyoruz. Teşekkürler hocam. Bengü isimli bir dinleyicimiz, genetiği değiştirerek koronayı da değiştirebilir miyiz? Hastalığı yapan virüsü bozsak olur mu diye sormuş size. Çok güzel bir soru. Evet, ben size teşekkür ederim. Şimdi ben bitkilerle çalışıyorum ve virüslerle virolog hocalarımız ilgileniyorlar. Bu soruya onların cevap vermesi daha doğru olurdu ama sana şunu söyleyebilirim ki virüslerin genetik yapılarını değiştirmek çok zor değil aslında. Fakat onları kontrol altında tutmak çok zor. Dolayısıyla biz onların genetik yapısını müdahale edip değiştirebilecek yöntemlere sahibiz. Ama dediğim gibi hastalığa sebep olan virüs herkese kontrolsüz bir şekilde bulaşabildiği için doğadan, yani insanlara bulaşmasına engel olmak çok zor. En iyi yöntemi şimdi uyguluyoruz zaten. Maske kullanarak, mesafe kullanarak ve temizlik, el temizliğine özellikle dikkat ederek, hijyene dikkat ederek onu sağlıyoruz. Yoksa genetik yapısına, bitkilerin virüslerin yapısına müdahale etmek çok zor değil ama yani hastalığa engel olacak şekilde müdahale etmek ve insanlara yayılmasına engel olmak, orası biraz daha zor bir mesele aslında. Teşekkürler hocam. Konak Bilsen'den Nilsu Gencel DNA nasıl kesiliyor diye sormuş. Çok güzel. Nilsucuğum teşekkür ederim sorun için. Her şeyden önce DNA'yı biz hücrelerden çıkarabiliyoruz. Hücrelerden çıkarırken çeşitli kimyasallar kullanıyorsun. Hücreleri bir parçalıyorsun, kimyasallar kullanıyorsun. DNA'nın yapısına zarar vermeyecek yöntemler kullanarak bulunduğu yerden DNA'yı çıkarabiliyoruz. Çıkardıktan sonra da bu DNA parçasının belirli bir bölgesini çoğaltabiliyoruz. Yani kısa bir bölgesini, bir parçasını çoğaltabiliyoruz. Laboratuvarda yöntemlerimiz var. Enzimler var. Asıl senin sorunun cevabı da bu zaten. DNA'yı kesebilen enzimler var. 1970'li yıllarda keşfedildi. Endonükleaz enzimleri bunlar. Endonükleaz enzimleri 1970'li yıllarda keşfedildikten sonra biz rekombinant DNA'ları elde ettik. Bu enzimler DNA'yı tanıyor
ve özgün yani spesifik özel bölgelerden kesebiliyorlar. Özel laboratuvar tüplerinde özel koşullar sağlıyorsunuz ve bu koşullar içerisinde DNA'yı çok rahatlıkla özgün belirgin bölgelerden kesebiliyor. Teşekkür ederiz hocam. Emre Bilgin isimli dinleyicimiz bitkilerin genetiğini değiştirerek zararlı böceklerle mücadele edilebilir mi demiş. Çok güzel, çok doğru bir soru. Evet, bitkilerin genetik yapısını değiştirerek zararlı böceklerle mücadele edilebiliyor. Tarım özellikle zararlı böcek, yani zararlı böcek, böcekler, zararlı olan böcekler tarımda ürün verim kaybına sebep oluyorlar zaten. Çok yoğun bir şekilde sebep olabiliyorlar. Ve biz sunumunda da biraz bahsetmiştim. Cry genleri var. Bacillus bir bakteri hücresinden izole edilmiş genler, Cry genleri var. Bu Cry genleri aslında böceklere karşı dirençlilik sağlayabiliyor. Bitkilerin genlerin DNA'sında, örneğin pamuk bitkisi var böyle elde edilmiş. Amerika'da yetiştiriliyor. Hindistan'da yetiştiriliyor. Zararlı böceklere karşı son derece dayanıklı bunlar. Yapılabiliyor, evet. Çok teşekkürler. Utku Deniz isimli dinleyicimiz moleküler biyoloji alanında çalışmak zevkli mi, tavsiye eder misiniz diye sormuş hocam. Süper zevkli, çok tavsiye ederim. Eğer yani ilgi duyuyorsanız asla kaçırmayın. İnanılmaz laboratuvarda çalışmak ve hiç kimsenin görmediği, bilmediği şeyleri keşfetmek inanılmaz güzel. Teşekkürler. Güzelyalı Ortaokulu'ndan Aysu Gencel, GDO'ların insan sağlığı ve çevre açısından zararlı olduğunu düşünüyor musunuz demiş. GDO'ların insan ya da çevre sağlığı açısından zararlı olup olmadıklarını risk analizleriyle belirlemek gerekiyor. Dolayısıyla her bir GDO için risk analizini doğru yaptığın koşulda, risk analizini gerçekleştirdiğinde onların bilimsel olarak zararlı olup olmayacakları ortaya çıkıyor. Bütün bu testleri geçebilenler zaten zararsızdır deniliyor. Eğer herhangi bir zararı olduğu düşünülüyorsa da zaten bunlar piyasaya çıkmıyorlar. İzin alamıyorlar yani. Peki hocam, bu soruyla bağlantılı olabileceğini düşündüğüm ismini belirtmeyen bir dinleyicimiz, ileride yasal olarak tüketebilir miyiz? Şu anda illegal olarak tüketiyor olabilir miyiz demiş. Sanırım bu GDO'lu ürünleri. Bahsediyorlar, evet. Şimdi şöyle bir mesele var. Yasal olarak ülkemizde gıda olarak ya da hayvan yemi olarak piyasaya sürülmesi tamamen izne bağlı. Tarım Ormancılık Bakanlığı'na başvuruyor firmalar ya da ithalatçı kuruluş. İzin aldıkları koşulda getirebiliyor. Benim bildiğim kadarıyla bugüne kadar gıda konusunda izin alıp herhangi bir insan gıdası olarak piyasaya sürülen Türkiye'de bir ürün yok. Ama hayvan yemi olarak var. Özellikle soya, mısır gibi ürünler, genetiği değiştirilmiş yemler piyasada var ve hayvanlar besleniyor bunlarla. Anlıyorum hocam. Begüm isimli dinleyicimiz genetiği değiştirilmiş ürünleri yiyince şimdi hasta olmuyoruz ama ileride olur muyuz acaba diye sormuş. Dediğim gibi bu ürünlerle ilgili çok fazla deneysel çalışma yapılıyor ve mevcut olan bütün bilimsel veriler kullanılarak genetiği değiştirilmiş organizmadaki ürünün riski analiz ediliyor. Toksik mi, alerjenik mi, kısa ya da uzun vadede hücrelere zarar verecek halde mi değil mi diye bu analizler tek tek yapılıyor. Bütün bu analizler sonrasında güvenli olduğu ortaya çıkarsa piyasaya sürülebilir diye tavsiye ediliyor, açıkçası izin veriliyor diyebilirim. Yani şu anda mesela genetiği değiştirilmiş ürünler gıda olarak
ve hayvan yemi olarak Amerika'yı ele alalım. 1980'den bu yana kullanılıyor. Evet. Yani dolayısıyla ne hayvanlarda ne de insanlarda hani böyle topluca ölümler, topluca büyük hastalıklarla pek karşılaşılmış değil açıkçası. O açıdan risk analizinin çok çok önemli olduğunu düşünüyorum ben. Doğru yapılması gerektiğini ve mutlaka herkes için risk analiz raporlarının açık bir şekilde sunulması gerektiğini düşünüyorum. Teşekkürler hocam. İki tane sorumuz var. Aslında birine değinmiş oldunuz. Kanser vakaları ile GDO arasında bir ilişki olabilir mi demiş. Tabii kanser vakaları ile ilgili, bununla ilgili hayvan besleme deneyleri var. Örneğin GDO'lu ürünleri hayvanla, yani risk analiz raporları hazırlanırken hayvan besleme deneylerinde GDO'lu ürünlerle beslenen hayvanlar var ki sadece GDO'lu ürünlerle, yani sadece GDO'lu ürünler için bu risk analizleri yapılmıyor. Piyasaya çıkan her türlü gıda katkı maddesi için. Çoğu gıda katkı maddesi için değilim ben. Yani belki orada gıda mühendisleri ya da gıdacı hocalarımız çok daha net bilirler. Bu tür risk analizleri yapılıyor. Sonuçta hücrelerde toksisite, daha önce de bahsetmiştim, toksik bir etkisi varsa mutlaka açığa çıkıyor ama şu anda bu ikisi arasında, kanser ve GDO arasında bir ilişki olduğunu gösteren güvenilir bir çalışma mevcut değil. Bilimsel bir çalışma mevcut değil. Dolayısıyla ikisi arasında bir ilişki görünmüyor şu anda. Teşekkürler hocam. Bir ismini belirtmeyen bir dinleyicimiz de neden GDO'lu bitki Türkiye'de üretilmiyor? Bizim laboratuvarlarımız mı yok acaba? Yoksa hepsi patentli mi bu çalışmaların diye sormuş. Bu da çok güzel bir soru. Teşekkür ederim. GDO, genetiği değiştirilmiş organizmalar, GDO'lu bitkiler aslında yasal olarak Türkiye'de yetiştirilmesi yasak olduğu için üretilmiyorlar, yapılmıyorlar. Yoksa şu anda aslında biz birçok, Türkiye'de birçok laboratuvarda bu bitkileri elde edebileceğimiz laboratuvarlarımız mevcut. Yapabiliriz. Bu teknolojiyi yapabilecek çok laboratuvar var. Yapabilir ama yasal mevzuat buna izin vermediği için yani Türkiye'de GDO'lu bitkiler tarlada yetiştirilemediği için bu işe kimse girmiyor açıkçası. Kendi çeşitini geliştirip patentini kendimiz de alabilirdik açıkçası, o da olabilir. O konuda üzerinde bir engel yok açıkçası. Bir diğeri bir soru değil aslında, bir yorum Ece Güler'den gelmiş. O kadar ilgimi çekti ki bu akşamdan sonra bu alanda ilerlemeye karar verdim. Çok teşekkür ederim. Harika bir sunumdu diyor. Ben çok teşekkür ederim dinlediği için ve böyle bir sonuca ulaştığı için. Ona tavsiyem özellikle son bahsettiğim gen düzenleme yöntemleriyle ilgilenmesi. Çok çok önemli bir konu çünkü artık genetiği değiştirilmiş organizmalar, gen aktarım yöntemleri yavaş yavaş yerini size bahsettiğim gen düzenleme yöntemlerine bırakıyor ki sadece bitkilerde değil, insanlarda, hayvanlarda, her türlü organizmada, bakteri ya da maya çok rahatlıkla uygulanabilecek, çığır açabilecek yeni yöntemler. Açıkçası onu tavsiye ederim. Teşekkürler hocam. Bir diğerinde bitki hayvan genlerinin melezlenmesi sağlığa zararlı olmaz mı diye sormuş dinleyicimiz. Yani şimdi bazı bitkilerde de, bazı genetiği değiştirmiş bitkilerde de açıkçası insanlardan alınmış genler üretildi. Şimdi tabii proteinler üretilirken onu üreten konakçı çok önemli. Bizde üretilen protein, örneğin insanda üretilen proteinle bitkide üretilen protein, amino asit bakımından karşılaştırdığınızda aynı, bir fark yok. Ama
Ufak tefek şöyle farklılıklar olabiliyor. İşte bu proteinin dış kısmına eklenen küçük karbonhidrat molekülleri gibi dış kısmını etkileyen kısımları farklı olabiliyor. Bu da proteinin örneğin bir enzimse aktivitesini çok değiştirmiyor. Yani fonksiyonu neyse onu yapabiliyor. Burada bir sıkıntı yok. Genelde eğer zaten siz böyle bir deney yaptığınız ama bunun sonucunda elde ettiğiniz enzim çalışmıyor ise onu devam ettirmiyorsunuz. Başka bir yöntem deniyorsunuz. Çalışabilen bir enzim elde edene kadar yönteminizi mükemmel hale getiriyorsunuz. Bir diğer sorumuz ise Konak Bilsem'den 5. sınıf öğrencisi Hakan Tağ'dan geliyor hocam. Karaciğer kendi yenileyebiliyor, diğer organlar yenileyemiyor. Karaciğerin bu özelliği gen aktarımı ile diğer organlara aktarılabilir mi diye sormuş. Evet, çok güzel bir soru. Aslında heyecanlı, güzel bir soru. Şöyle bir şey, tabii ben bitkilerle çalışıyorum. Uzmanlık alanım bu değil. Fakat rejenerasyon için şunu söyleyebilirim. Keşke biz de bitkiler kadar hızlı rejenere olabilseydik. Yani siz de görmüşsünüzdür, doğada bir bitkinin kolu kırıldı, sapı kırıldı, dalı kırıldı, yerine yenisi çıktı, çiçek tekrar çıkar, tekrar kök verir, tekrar çiçek verir, yaprak verir. Ne yazık ki bizim genetik yapımızda, yani insanların genetik yapısında hücrelerin böyle bir, her hücrenin böyle bir yeteneği yok. Bu yetenek ancak bazı hücrelerde var ve bu yeteneği başka hücrelere kazandırabilmenin de yollarını aslında bilim insanları yoğun bir şekilde araştırıyorlar, bu konuda uzman olanlar. Dilerim bir gün bulurlar. Dediğim gibi hani bu benim uzmanlık alanımda bir soru değil. Ancak bunları söyleyebiliyorum. Teşekkür ederiz. Deniz Yılmaz ise hocam, bu konuda laboratuvarınızda çalışma sırasında risk var mı? Tehlikeli herhangi bir durum oluşabilir mi diye sormuş sizlere. Laboratuvarda çalışmak her zaman riskli. Laboratuvarda çalışırken mutlaka dikkatli olmamız gerekiyor. Örneğin maske kullanmamız gerekiyor, eldiven kullanmamız gerekiyor. Zararlı kimyasallar var. Onları çeker ocaklarda açmamız gerekiyor. Mutajenik ajanlar var. Onları özel koşullarda kullanmamız gerekiyor. Ultraviyole ışığı var mesela. Işık geçirmeyen bir takım koruyucular kullanarak bunu kullanmamız, maskeler kullanarak, gözlükler kullanarak kullanmamız gerekiyor. Evet, laboratuvarda çalışmak her zaman biraz daha riskli. Fakat bu risklerin her birinin nasıl bertaraf edileceği, yani bu risklere karşı nasıl önlemler alabileceğimiz konusunda da çok güzel bir şeyimiz var, bilgimiz var. Mutlaka bunlara dikkat ediyoruz biz de. Çok sağ olun hocam. Son olarak ise Eyşan Asıl size çok teşekkürlerini iletiyor ve bu alanda çalışmayı istediğine karar verdiğini söylüyor. Süpersin. Tebrik ederim. Bravo. Hocam bizler de İzmir Demokrasi Üniversitesi Çocuk Üniversitesi olarak sizlere bu değerli vaktinizi ayırdığınız için, sabırla sorulara cevap verdiğiniz için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Çok mutlu oldum sizlerle tanıştığım için. Böyle bir etkinlik olduğunu, böyle bir yöntemle çocuklara ulaşabileceğimi daha önceden keşfetmemiştim açıkçası. Ve son derece önemli bir etkinlik olduğunu, önemli bir olay olduğunu söylemek istiyorum. Çok teşekkür ederim çağırdığınız için. Bana sormak istedikleri sorular olursa katılımcıların, burada bir e-mail adresim var. Lütfen bu e-mail adresine her zaman yazabilirsiniz. Elimden geldiği kadar size cevap vermeye ya da yardımcı olmaya çalışırım. Evet. Çok herkese çok sağlıklı teşekkür günler ederiz. Diliyorum. Çok evet, sağ olun hocam. Sağlıklı Bizler günler de diliyorum. Peki. Değerli dinleyicilerimize katılımları için çok teşekkür ederiz. Haftaya Hali Öğretmen ve Ekşi isimli masal anlatımıyla birlikte olmak dileğiyle iyi günler dileriz. Görüşmek dileğiyle. İyi günler.